çabuk ol, bunu bir an önce içeri vermemiz gerek. Cidden Hacesta, biliyor musun? Gerçekten ödümü kopardın. Bana böyle şeyler söyleme lütfen. Biz Peştunlar bunu uğursuzluk kabul ederiz. Ağzından çıkanı duyuyor musun sen? Anladık bayan Peştun, kızma. Açık konuşayım mı? Neredeyse korkudan ölüyordum. Ellerim ayaklarım buz kesti. Muhtemelen benim öldüğümü ve bütün ailemin buraya gelip herkesi kurşuna dizeceğini düşündün. Açık konuşacağım. İlk aklımdan geçen buydu. Hem bir tek ben değil. Herkes aynı şeyi düşündü. Şu bizim kıdemli bile senin dosyanı alan çocuk. Neydi adı? Hadi. Korkudan ne yapacağını bilemedi. Ne olmuş? Ben onun gibileri çok gördüm. Daraksay'ın yanında Hadi Zemzem'le yıkanmış gibi. Sahi kim bu Daraksay? Sürekli onun adını anıyorsun. Benim ölüm meleğim. Ölürsem eğer kimse kimseye bir şey sormak zorunda kalmayacak. Beni öldürdüğünü herkese o söyleyecek. Hacesta. Beni ciddiye alma. Ben o kadar kolay ölmeyeceğim. Gel, bu işi bir an önce halletmem gerek. Tamam, birkaç resim çek şimdi. Hacesta, telefonunu da çek, bu bana yeter. Güzel olsun ama. Dur, bekle bir saniye. Hazır mısın? Şimdi hazırım. Doktora benziyor muyum? Benziyorsun. Tamam. Tamam, çektim. Gel, gidelim hadi. Güzel çektin. Evet, evet, çok güzel oldu. Sana inanamıyorum Hadi. Neden o köylü kızından bu kadar etkilendin? Etkilenme kelimesi hafif kalır. Şoke oldum. Bir insan nasıl bu kadar iyi rol yapabilir ki? Hadi ama dostum, düşün biraz. İnsanlar böyledir, çoğu iyi oyuncudur. Bence o kendine yanlış alan seçmiş. Şov dünyasında olmalıymış. Eminim çok para kazanırdı. Bir şey soracağım. Neden her söylediğin parayla başlayıp parayla bitiyor? Doğru söylüyor Hadi. Bunda yanlış olan ne? Şimdi sen bana söyle. Niçin hep aynı şeyin peşindesin? Neden vazgeçmiyorsun? İkiniz de onun yüzünü gördünüz değil mi? Öyle masumdu ki. Bana kalırsa o... Hadi. Önce bir konuda anlaşalım. O kesinlikle masum biri değil. Ben kırsalda yaşayan insanları iyi tanırım. Hepsi sahte ve içten pazarlıklıdır. Lütfen kendine gel artık. Yapma Ayma. İnsanları geldikleri yerlere göre ayırmak. Bunu senden hiç beklemezdim. Mikrobiyoloji laboratuvarı burası mı? Hayır. Burası ameliyathane. Ve biz ameliyattayız. Bunu nasıl başarabildiğini söyler misin? Yani son sınıfa kadar nasıl gelebildin? Bu ne demek oluyor? Anlayamadım. Demek istediğim, sen hala laboratuvarı ameliyathane sanıyorsun ya, yani... Sen tam bir çaylak talebesin. Kıdemli öğrencilerin gücü ve otoritesi hakkında hiçbir fikrin yok. Bu yüzden bu kadar çok konuşuyorsun. Özür dilerim. Yanlış bir şey söylediysem affet. Yanlış demek yetmez. Büyük bir hata yaptın. Bunun için de cezalandırılacaksın. Kulaklar. He? Kulakları tut. Seninkini mi? Ama o zaman bana daha çok kızarsın. Dinle. Burada işimiz bitti. Biz gitsek iyi olur. Gel hadi. Gel benimle. Gidelim. Hadi. Sanırım bana çok kızdı. Bırak beni Hadi. Bu ne öfke? Söylesenize, siz ikiniz niçin orada gülüyordunuz? O kız biz kıdemlilere hakaret etti ama siz bir kenardan seyretmeyi tercih ettiniz ha? Hayır.
Bize değil, sadece sana. Ama gerçekten yetenekli. Bence adı Hacesta olmamalı. Yetenekli özdeş bir şey olmalı. Hadi. Şaka. Gel sana dondurma alayım, kafam biraz soğusun. Hayır, gelmeyeceğim. Hadi ama, gel benimle. Sen o kızı götür bence. Gördüğünde mutlu olduğun kızı. Onu götürürsem kesin yine bana laf sokar. Sen de buna çok kızarsın. Seninle konuşmak bile istemiyorum. Ayma, hadi ama. Buraya gel hadi. Ayma! Beni biraz dinle Hacesta. Bak, senin bu tutumun yüzünden diplomam tehlikeye girecek. Bütün bunları niye yapıyorsun? Böyle davranmaya devam edeceksen lütfen benden uzak dur. Neden? Bu defa ne yaptım ki? Bakıyorum sadece. Canım, ben bunlardan bahsetmiyorum. Ne peki? Ayma, ne gerek vardı? Onunla tartışmak zorunda mıydın? Ona ne dedim ki? Beni rahatsız eden oydu. Yine beni ayaküstü kandırmaya çalıştı. Ben de buranın ameliyathane olmadığını söyledim. Hepsi bu. Tamam Bia. Sen haklısın. Hata yaptım. Söz, artık daha dikkatli olacağım. Ben böyleyim işte. Biri bana yanlış bir şey söylediğinde aklım yerinden çıkıyor. Elimde olmadan kendimi kaybediyorum. Özür dilerim. Herkes herkese bir şeyler söylüyor Hacesta ama kimse kendini kaybetmiyor. Tamam, neyse ama lütfen dikkatli ol. Bu okuldan mezun olmak zorundayız. Ama sen böyle devam edersen... Neyse. Tamam arkadaşım, özür dilerim. Gel kantine gidelim, sana kahve ısmarlayayım ha? İşte bu, benimle böyle konuşmanı seviyorum. Sen hala uyumadın mı Ayma? Aslında yatıyordum. Seni burada görünce gelmek istedim. Anladım. Hadi, sana bir şey soracağım. Tabii sor. Gecenin bu saatinde balkonda ne yapıyorlar? Dayım ve yengem evlilik hakkında konuştu mu? Bunca yıldır evliler, neden konuşsunlar? Konuşacak ne var ki? Onların değil, senin evliliğinden söz ediyorum. Oo, tamam. Saf numarası yapmaya kalkma hadi. Annemin neden buraya geldiğini, ne düşündüğünü iyi biliyorsun. Bakayım. Biz bütün konsantrasyonumuzu derslerimize vermeliyiz. Böyle özel konulara girip dikkatimizi dağıtmasak ha? Her ne diyeceksen açıkça söyle bana. Ben sadece kariyerlerimize odaklanalım diyorum. Hepsi bu. Bahsettiğin şey için daha çok vaktimiz var. Yani bana olmaz diyorsun. Hayır. Sadece ne evet diyorum ne de hayır. Senden rica ediyorum. Bunu zamana bırak. Lütfen, olur mu? Tamam mı? Ayma neden bu kadar endişeli görünüyor? Ne söylemiş olabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.